süredir trafikte bir çakar terörü yaşanıyor. Pek çok sivil araç tepesine keyfine göre çakar koyup güvenlik şeridini işgal ediyor. Seçim sürecini fırsat bilen çakar düşkünleri yine otosanayilere koştu. Biz özel şahıslara takmıyoruz. Belgesi olmayan, resmi kaydı olmayan araçlara takmıyoruz. Takanlar var ama biz yapmıyoruz. Trafikte çakarlı araç terörü azalacağına her geçen gün artıyor. Ustalar çakar taktırmak isteyenlerin talebine yetişemiyor. Kimisi hakkı olduğu için, kimisi de tamamıyla keyfi. Trafikte kendini daha rahatlatmak, trafiğe takılmamak için araçlarının dört bir yanını işte bu çakarlı lambalarla donatıyor. Üstelik bu da yetmiyor. Bir de arabaya işte böyle siren taktırıyor. Yaklaşık 10 bin liradan başlıyor. 15-20 bin liraya kadar devam ediyor. Takılan ürüne göre değişiyor. Bu araca ne işlemi yapıldı? Bu araca kablosuz kumandalı siren, wireless dediğimiz siren takıldı. Her şey kumandan. Aynı ses kontrol. Üstelik birçoğu keyfi olarak takılan, yani yasal olmayan çakarlar, cezasıysa maliyetinin üçte biri. Cezası 4200 lira. Devletin biraz daha ciddi kararlar almasına bağlı. Cezaların biraz daha artırırsa caydırıcı olur. Seçim sonrası otoelektronikçilerde çakar ve siren yoğunluğu yaşanıyor. Sıra oluyor, randevu almanız gerekiyor. Yoğunluk var. Seçim dönemi biliyorsunuz. Yeni milletvekilleri, yeni araçlar geliyor. O yüzden bu ara bayağı bir hareketlik var. Bir de hakkı olmadan araçlarına bu çakarları ve sirenleri taktıranlar var. Ama bazı otoelektronikçiler belge soruyor. Bazıları ise belgeye bile bakmadan trafiği tehlikeye atmak isteyen o magandalara hem çakar hem de siren takıyor. Belge kontrolü yaptınız mı? Belgesine ben bakıyorum ama belgeyi detaylı kontrol etme yetkim yok. Buna ancak emniyet mensupları bakar. Ama araçların kaydı olduğunu biz biliyoruz. Belgeyi bize ibraz edip gösteriyorlar.